Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yazılı dönemi geldi çattı ve tabii ki bu dönemde de Tonguç Akademi sizin yanınızda olmaya devam ediyor. Şimdi dokuzuncu sınıf kimya birinci dönem birinci yazılısında hangi konular karşımıza çıkacak ve ne tür sorular çıkabilir örnekleriyle çalışmalarımızı sürdürelim bakalım. Şimdi öncelikle konu olarak neler var? İlk ünitemiz kimya bilimiydi arkadaşlar. Burayı tamamladık. Peki kimya biliminin alt başlıklarında karşımıza neler çıkacak? Öncelikle simyadan kimyaya demiştik. Yani kimya biliminin aslında tarihçesinden bahsetmiştik. Simyadan kimyaya geçiş sürecinde neler gerçekleşmişti onlardan bahsetmiştik. İkinci bölüm olarak kimya disiplinleri ve kimyanın çalışma alanları vardı. Şimdi simya dönemi ve kimya biliminin kimyanın bilim olma sürecinde bu sürecin tarihçesinde bu sürece katkı sağlayan bilim insanlarının katkı sağlayan medeniyetleri ve bu kişilerin ve medeniyetlerin yaptığı çalışmaları öncelikle bileceğiz arkadaşlar. Çalışmalarımızda hemen bunu bir kenara not edelim. Tabii ki simya ve kimyanın farklarını da burada e, detaylı bir şekilde biliyor olmamız gerekiyor. Kimya disiplinleri, kimya endüstrileri ve kimya alanı ile ilgili de e, Çalışan meslekleri yine bilmek zorundayız. Ne vardı işte organik, kimya, analitik, kimya gibi kimya alt disiplinleri vardı. İlaç endüstrisi, gübre endüstrisi gibi alt endüstriler vardı ve e, kimya öğretmenliği, kimya mühendisliği, metaloloji mühendisliği gibi meslekler vardı. Bunları biliyor olmamız gerekiyor. Başka neler bileceğiz? Yine kimya bilim ünitesinde kimyanın sembolik dili şeklinde bir alt başlığımız vardı. Ve kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği şeklinde dördüncü bir bölümümüz vardı. Bu bölümlerde neleri bileceğiz peki? Kimyanın sembolik dili için Element ve bileşik tanımı ile element sembollerinin ve bileşik formüllerinin nasıl yazıldığını ve nasıl adlandırıldığını bilmemiz gerekiyor. Bazı bileşiklerin yaygın isimlerini bilmemiz gerekiyor. İlk 20 elementi ezbere bilmemiz gerekiyor ve bazı yaygın elementlerin yine sembollerini bilmemiz gerekiyor. Tabii ki bunların yanı sıra bileşik ve element kavramlarının farklarını da biliyor olmamız gerekiyor. Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğine geldiğimiz zaman laboratuvar kurallarını çok iyi bileceğiz kimyasallar üzerindeki güvenlik uyarı işaretleri ve bunların anlamlarını biliyor olmamız gerekiyor. Bazı kimyasal maddelerin hem insan sağlığı hem de çevre için önemli bazılarını faydalı etkiler olarak görmüştük ve bazılarını da zararlı etkiler görmüştük. İşte bunları biliyor olmamız gerekiyor ve laboratuvar malzemelerini tanıyor olmamız gerekiyor. İkinci üniteye geçtiğimiz zaman yani atom ve periyodik sistem ünitesine geçtiğimiz zaman yazılıya kadar büyük ihtimalle çoğunluğumuz Atom modelleri ve atomun yapısı kısımlarını tamamlamış olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla buralardan sorumlu olacağız. Peki atom modelleri olarak karşımıza neler çıkmıştı? Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini bilmemiz gerekiyor. Sıralama olarak da bu şekilde gitmişti zaten. Tarih sıralaması da bu şekilde. Ve atomun yapısı olarak da atomu oluşturan temel tanecikleri bilmemiz gerekiyor. Proton, nötron, elektron çekirdek kavramını, orbital kavramını tanıyor olmamız gerekiyor ve bunlarla ilgili de bazı hesaplamaları yapabiliyor olmamız gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeden sorularımıza da alalım bakalım ne tarz sorular karşımıza çıkabilir. Mesela aşağıdaki ifadeleri değerlendirerek doğru ise doğru, yanlış ise y ile belirtmemiz gerekiyor, işaretlememiz gerekiyor. Şimdi tek tek ifadeler üzerinden geçecek olursak Simya döneminde yiyecekleri saklamak ve pişirmek için kullanılan çanak çömlek yapımında şap kullanılmıştır diyor bize. Şimdi simyacıların bu çalışmaları yaptığı ihtiyaçlarını gidermek için bazı çalışmalar yaptığını ve bunun sonucunda işte kaplar, çanaklar, çömlekler yaptığını biliyoruz ama bunları elde ederken kullandığı madde şap değildi. Bunun yerine neydi? Kildi. Kilden yapılmıştı o zaman kullanılan çanaklar, çömlekler. Şap daha çok yaraları tedavi etmek için kullanılan bir mineraldi o, o şekilde bulunmuştu. Dolayısıyla bu ifademizin yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Simya döneminde damıtma imbiği ile elde edilen asitlerden H2SO4 formülüne sahip olanın yaygın adı zaç yağıdır demişti. Gayet doğru bir ifade. Sülfürik asidi bulmuşlardı ve zaç yağı olarak isimlendirmişlerdi. Günümüzde de hala daha yaygın isim olarak bunu kullanmaya devam ediyoruz. Leo çok önemli bir insandan bahsediyoruz burada tabi. Deneylerinde teraziyi kullanarak kütlenin korunumu kanununu bulmuştu. Ve bu sayede de kimyanın modern kimyanın babası ünvanını almıştı zaten. Evet buraya kadarki ki kısım oldukça doğru ve kimya bilimine nicel gözlemler kazandırmıştır. Zaten modern kimyanın babası olarak kabul edilmesinin sebebi aslında bu kütlenin korunumu kanunu sayesinde artık ölçülebilir gözlemler, ölçülebilir değerlendirmeler yapılmaya başlamıştı ve modern kimya işte burada başlamıştı. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Bunu yapan kişi de Lavoisier'in takemdisiydi. İmbik ve kroze gibi deney araçları simya döneminde keşfedilmiş ki günümüzde kullandığımız birçok araç gereç simyacılar tarafından geliştirilmiş. Bugün de biz hala kullanmaya devam ediyoruz. İmbik ve kroze de bunlardan birisiydi. Tabii ki imbik çok daha gelişmiş halde damıtma sistemlerinde kullanılıyor. E, çok daha gelişmiş halde bulunuyor günümüzde. Su insan vücudunda eklemlerin kayganlığını sağlayarak hareketi kolaylaştırır. Su zaten birçok faydası vardı. Saydık, saydıkça bitmez. Bu eklem kayganlığını sağlaması ve hareketimizi kolaylaştırması da bunlardan birisiydi yine doğru ifadelerden birisi. İnsan vücudundaki demir elementi doğal stres önleyici olarak görev yapan ve enerji gerektiren metabolik olaylarda yer alan bir elementtir arkadaşlar. Enerji gerektiren olaylar diyorsa burada kesinlikle aklımıza Magnezyum gelecek. Demir elementi ne işe yarıyordu? Hemoglobinin yapısını oluşturuyordu. Dolayısıyla da oksijen taşınmasını sağlayan temel elementlerden birisiydi demir. Magnezyum metabolik faaliyetlerde görev oluyor. Yani enerji gerektiren işlevlerde biz magnezyum kullanıyoruz. Dolayısıyla ifademiz yanlış oldu. İlk sorumuzu güzelce ifadeler üzerinden ve karşımıza gelecek böyle şaşırtıcı noktalardan da gözden geçirmiş olduk, değerlendirmiş olduk. Aşağıdaki maddelerden hangisi eski çağlarda insanların sınama yanılma yoluyla keşfettikleri maddelerden değildir? Tabii ki karşımıza böyle çoktan seçmeli bir soru da gelebilir. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Yani simyacılar mı buldu yoksa kimya döneminde mi geliştirildi? Bununla ilgili öncelikle maddenin nasıl üretildiğini şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Fiziksel yollarla mı elde edilmiş yoksa kimyasal bir yöntem mi gerekiyor? Ve ham maddesi o zamanlar bulunabilecek ham maddeler miydi? Yoksa günümüzde ancak bulunabilen ham maddeler miydi? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi mürekkep dediğimiz zaman mürekkebi hayvansal ve bitkisel ürünlerden elde etme şansımız var. Ve Çinli Çin medeniyetinin geliştirdiği bir maddeydi dolayısıyla bu simyacılar tarafından bulunmuştur diyorduk. Barut yine Çin medeniyeti tarafından bize kazandırılmış bir maddeydi. Kil az önce de belirttik çanak çömleklerde kullanılan malzemeydi ve simyacılar tarafından kullanılmıştı. Şap az önce belirttik yine bunu da karşımıza gene çıkmıştı. Yine simyacılar tarafından bulunan bir mineraldi ama deterjan deyince deterjanın ham maddesi petrolür arkadaşlar. Petrol ürünlerinden elde ediliyor deterjanlar. Dolayısıyla petrolü simyacıların bulup işlemeye başlamış olma ihtimalleri yok. Yani deterjanlar ancak kimya döneminde ortaya çıkmış maddelerdir. O zamanlar bulunan temizlik maddeleri e, hayvanlardan ve bitkilerden elde edilebilen yağlar sonucu oluşturulan sabunlardı. Sabunları simyacılar bulmuştur ama deterjan petrolün bulunmasından sonra geliştirilmiştir. Dolayısıyla kimyacılar tarafından bulunmuştur diyeceğiz. Bu soruda ne diyor peki? İlaç sanayinde ilaçlar üzerinde yapılan bazı çalışmaları bize saymış. Yapılan bu çalışmalardan hangileri kimya bilgiminin uygulama alanıdır diyor. Şimdi tek tek bakacak olursak ham maddelerin üretimi ve kontrolü kimya bilmiyorsan sen bu ham maddeleri Tespit edemezsin hangi ham madde lazımdır bunu söyleyemezsin. O ham maddeyi nereden bulacağını bilemezsin. Üretemezsin ve kontrol edemezsin. illaki kimya bilgisine ihtiyacımız var. Yani burada kimya biliminin uygu alanını, uygulama alanı diyebiliriz. Üretilen ilaçların kalite kontrolü yine tabii ki kimya bilmeden yapamazsın. içeriğini tespit etmen gerekiyor. İçeriğin yeterli olup olmadığına bakman gerekiyor. Kimya bilgisine sahip olmalısın. İlaçların piyasaya çıktıktan sonraki kontrolü e, piyasaya çıktıktan sonra... Hangi tepkimeler veriyor, yan etkiler geliyor mu gelmiyor mu bunları gözden geçirmemiz ve sebeplerini açıklamamız gerekiyor. E burada da tabii ki yine kimya bilgisine ihtiyaç duyacağız. İlaçların ambalajlanma süreci kimya bilgisi olmadan yapılabilecek bir süreç değil. Nasıl doğru ambalajlarız, ambalajlarımız nasıl daha uzun süre dayanabilir ve... E, en uygun şekilde nasıl en uygun maliyetle nasıl bunu tamamlayabiliriz? Bunlar tamam yine kimya bilgisine ihtiyaç duyduğumuz durumlar. İlaçların vücutta oluşturduğu tepkime zaten bir yerde tepkime diyorsa tabii ki kimya bilimine ihtiyaç duyacağız. Nedenleriyle birlikte açıklamamız için illaki kimya bilmemiz gerekiyor. Yani tamamı birinci de ikinci de üçüncü de dördüncü de beşinci de kimyanın uygulama alanlarıdır diyebiliriz. Bir diğer soruda Element ve bileşik yani kim yani sembolik dilinden geliyor. Bileşiklerin yaygın adlandırmalarından ve formüllerinden çıkmış karşımıza. Aşağıda verilen bileşik formülü yaygın ad eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Burada birazcık ezbere ihtiyacımız var arkadaşlar. Biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi HNO3 nitrik asit olarak sistematik ismini nitrik asit olarak bildiğimiz madde. Arkadaşlar bunun yaygın adı neydi? HNO3'ün kezzaptı. Oysa ki burada tuz ruhu demiş peki tuz ruhu dediğimiz şey ki hidroklorik asittir sistematik adı bunun formülü neydi HCl formülüne sahipti. Dolayısıyla burada hata yapıldığını bulduk cevabı ulaştık ama diğerlerini kontrol edelim. H2SO4 formülüne sahip sülfürik asit olarak biliyorduk bunun sistematik adı sülfürik asitti ve zaç yağı yaygın adına sahipti bu doğru olmuş. Sodyum hidroksit NaOH şeklinde gösteriliyor ve sud kostik yaygın adına sahipti. Bu da doğru. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç adına sahipti. Bu da doğru bir ifade. Bu kalsiyumlu olanları şöyle hatırlayalım. Kalsiyum oksit sönmemiş kireçti. Kalsiyum hidroksit derse şimdi kalsiyum oksitin üzerine suyu eklediğimiz zaman bu bileşiği elde ediyoruz. O yüzden bunun yaygın adı sönmüş kireç oluyordu. Yani sönmemiş kirecin suyla buluşmuş halini sönmüş kireç olarak değerlendiriyorduk. Ve kalsiyum karbonatı da kireç taşı olarak biliyorduk. Bu da doğru bir isimlendirme olmuş. Dolayısıyla cevabımız tabii ki A seçeneğinde yer alıyordur. Yanlış isimlendirme orada kullanılmış çünkü. Geçelim bir diğer soruya. Laboratuvar kuralları ile alakalı bir soru var karşımızda. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Şimdi sıvı haldeki kimyasal bir kimyasal bir pipet ile başka kaba aktarılırken biz bir pipet kullanacağız sıvıyı o pipetin içine çekeceğiz ve başka bir kaba aktaracağız. Burada ağız yoluyla çekmemiz doğru bir hamle olur mu? İçerisinde kimyasallar var ağzımıza kaçabilir belki de bizi ölüme kadar götürebilir zehirleyebilir dolayısıyla pipete sıvı asla ve asla ağız yoluyla çekilmez. Nasıl çekeceğiz peki? Puar adını verdiğimiz bir pompa veya vakum sistemiyle çekiyor olacağız arkadaşlar. Puar sayesinde sıvı pipetin içerisine gelecek. Yine puarı kullanarak diğer bir kabın içerisine boşaltabileceğiz. Çabuk alev alan yanıcı sıvıların ısıtılması gerektiğinde sıvılar açık ateşte değil. Yani bizim yanma ihtimali olan bir sıvı var elimizde ve bunu ısıtmamız gerekiyor bir şekilde. Eğer doğrudan ateşi tutarsak ne olacak? Onun alevlenmesine sebep olacağız. Bunu yapmamalıyız. Nasıl yapacağız peki? Su banyosu Kullanarak bu ısıtma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor ki egzotermik tepkimelerde de yine su banyosu kullanacağız ya da hatta buz banyosunun içerisine atacağız bunu. Çünkü açığa çıkan fazladan ısıyı bunlar soğuracaklar veya e, suyun öz ısısı yüksek olduğu için ihtiyaç duyulan ısıyı bir anda değil yavaş yavaş doğrudan ateş vererek değil e, sadece ısıyı yavaş yavaş aktararak gerçekleşecek. Böylece de maddenin ısınmasını sağlayacağız ama tutuşmasına engel olmuş olacağız. Zehirli gazlar ve bu tür gazları oluşturan tepkimelerle çalışırken kimyasalların buharından etkilenmemek için çalışmalar nerede yapılmalıdır? Şimdi açığa bazı gazlar çıkacak. Bu gazlar belki de bizim zehirlenmemize sebep olacak. Mesela klor gazı açığa çıkıyor olabilir. Bunu engellememiz gerekiyor. Nasıl engelleriz peki? Çıktığı anda o gazı ortamdan uzaklaştıracak bir malzemeye ihtiyacımız var ve bunu tabii ki kimya laboratuvarlarında geliştirmiş durumdayız ki onun adı da çeker ocaktı hatırlayabileceksiniz. Bu işlemi çeker ocakta yapmamız gerekiyor. Açığa çıkan gazı doğrudan ortamdan alıp uzaklaştırıyor. Böylece bizim ondan zarar görmemizi engellemiş oluyor. Derişik asitlerin sulu çözeltileri hazırlanırken sıcaklık kontrol altında tutulacak şekilde. Neden sıcaklığı kontrol altında tutma ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü mesela sülfürik asit gibi bir asitle çalışıyorsak ve biz bununla sulu bir çözelti hazırlamak istiyorsak çözünme esnasında aşırı aş ısı açığa çıkar. Bu açığa çıkan ısı onu ısıttığımız daha doğrusu çözelti hazırladığımız kabın belki de zarar görmesine sebep olacak. Belki sıçramalara sebep olacak. Buradan biz önemli zararlar göreceğiz. Dolayısıyla kesinlikle yavaş yavaş damla damla ekleme işlemi gerçekleştirmeliyiz. Ama bu damla damla ekleme işlemi de yine sıralama çok önemli. Biz gidip de asidi alıp üzerine su damlatacak olursak gelen suyla birlikte bir anda tepkime gerçekleşip bir anda açığa ısı çıkıp bize zarar verebilir sıçrayabilir. Onun yerine ne yapıyoruz peki? Tam tersini yapıyoruz. E, suyun içerisine asidi damla damla döküyoruz arkadaşlar suyun içerisine asiti damla damla döküyoruz. Böylece açığa daha az miktarda ya da daha doğrusu daha yavaş yavaş çıkacak bu ısı. Böylece sıçramalara engel olmuş olacağız. Bir anda açığa çıkan ısıdan zarar görmemiz engellenmiş olacak. Bir diğer soru sembollerle alakalı güvenlik uyarı işaretleri ile alakalı. Bunların isimlerini ve neden kullanıldığını biliyor olmamız gerekiyor. Kimyasal maddelerin etiketinde yer alan aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinin adlarını yazınız. Şimdi herhangi bir kimyasal maddenin üzerinde böyle bir işaret görüyorsak, bu o maddeyle ilgili bize hangi uyarıyı yapıyor, hangi bilgiyi veriyor? Onu önce bir tanımamız gerekiyor. Şimdi bu işaret yanıcı maddelerin üzerinde bulunur. Dolayısıyla böyle bir maddeyle karşılaştığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Onu ısıdan, ışıktan uzak tutmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca yakıcı maddelerle bir araya getirmememiz gerekiyor ki hemen ardında da bizim hangi maddeden uzak tutmamız gerektiğini gösteren bir işaret var. Buna da yakıcı maddeler adını veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da bu defa yanıcı maddelerden uzak tutmamız gerekiyor. Ne gibi? Oksijen mesela yakıcı bir maddedir. Dolayısıyla elimizde oksijen bulunduruyorsak onun üzerinde bu işareti görüyor olacağız. Eğer oksijen yanıcı bir maddeyle temas eder ve arada onun tutuşmasını sağlayacak herhangi bir etken olursa ne gibi? Işık gibi, ne gibi? Yüksek miktarda ısı gibi, kıvılcım gibi doğrudan alev almasına sebep olacak. Bu da tabii ki laboratuvarda istemediğimiz bir durum olacak. Şuraya geldiğimiz zaman işaret aslında bize her şeyi anlatıyor. Patlayıcı özellik gösteren maddelerin üzerinde biz bu sembolü görüyor olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir malzeme varsa ne yapacağız? Onu ani darbelerden, kıvılcımdan uzak tutmamız gerekecek. Yine sembol bize her şeyi anlatıyor. Metal bir yüzey var ve bir el işareti var. Onun üzerine damlatıldığı zaman Maddenin zarar verdiğini görüyoruz. Yani aşındırıcı etkiye sahip olan maddelerde bunu göreceğiz. Çoğunlukla asitlerin üzerinde bu işaret yer alacak. Cildinden ve metal yüzeylerden bunu uzak tut çünkü o yüzeyleri aşındırır, büyük zararlar verir demek oluyor. Ünlem işaretini gördüğümüz yerde bunu teninden, cildinden uzak tut demek oluyor. Özellikle alerjik bir fonksiyona sahip bir kişiysen. Çünkü bu madde tahriş edici özelliğe sahip bir maddedir alerjik fonksiyonlar verir. Ee, senin cildinde kabarmaların oluşmasına sebep olabilir. Hatta daha büyük zararlar da verebilir. Kuru kafa işaretini gördüğümüz yerde bu zehirli maddelerin üzerinde yer alır arkadaşlar. seni zehirlenmene sebep olabilir. Bunu kesinlikle solumamalısın. Kesinlikle tadına bakmamalısın. Vücudundan mümkün olduğunca uzak tutmamalısın. Uzak tutmalısın. Ee, çalışmalarını yaparken. Zehirli veya bir diğer adıyla toksik madde olduğu konusunda bizi uyaran işaretleri diyeceğiz. Geçelim bir diğer sorudan evvel karşımızda burada eşleştirmeler yapacağız. Yine maddelerin doğayı olan veya insan vücuduna olan etkilerinden bahsediyor soru. Aşağıda bazı kimyasal maddeler ve bu kimyasal maddelerin çevreye olumsuz etkileri verilmiştir. Bunları eşleştir diyor. Hangi maddenin hangi etkisi var? Bunu bilmemiz gerekiyor. Hem faydalıların hem de zararlıların. Şimdi civa. Azot dioksit ve kurşun maddelerini vermiş. Bunların olumsuz etkiler yarattığını biliyorduk. Şimdi etkilerden giderek eşleştirme yapacak olursak. Asit yağmurlarına neden olarak yeryüzü sularının asitliğini artırır yani pH'ini düşürür. Canlı ve cansız varlıklara zarar verir. E, tarihi eserlere zarar verir. Su, su canlılığını çok çok olumsuz etkiler gibi birçok özellik var. Peki kim azot, asit yağmurlarına sebep olur? Tabii ki azot dioksit. Çünkü azot dioksit ve kükürt trioksit olarak bunu saymıştık. Bunlar havadaki su buharıyla birleştiği zaman mesela azot dioksit havadaki su buharıyla birleştiği zaman HNO3 yani nitrik aside yani kezzaba dönüşüyor. Oldukça kuvvetli bir asite dönüşüyor ve inanılmaz büyük zararlar verebiliyor. Dolayısıyla biz e, A'yı 2 ile eşleştirebiliriz. Hemen şöyle yazalım 2'nin karşısına A olduğunu söyleyelim. Bitkilerde klorofil sentezini azaltarak bitki gelişimini engelleyen madde kimdi? Tabii ki Kurşunun ta kendisiydi arkadaşlar, e, kurşun bu tarz zararlı etkilere sebep oluyordu. O yüzden üçü doğrudan B ile eşleştirebiliriz. Suda yaşayan canlıların vücudunda biriktiğinden sudaki canlılarla beslenen insanlarda sinir hastalıklarına sebep olur. Özellikle sinir sistemini bozan en büyük etkenlerden birinden bahsediyoruz zaten. Tek bir seçeneğimiz kaldı. O da civa'nın ta kendisidir arkadaşlar. C A B şeklinde eşleştirmelerimizi yapmış olmamız gerekiyor. Geçiyoruz bir de laboratuvar malzemeleriyle ilgili soru var karşımızda. Şekildeki laboratuvar gereçlerini aşağıda belirtilen özelliklere göre sınıflandırınız demiş. Karşımızda cam balon var, pipet var cam pipet olarak karşımıza çıkmış. Balon joje var ve Erlen Mayer flask var. Şimdi bunları e, çok hassas sıvı ölçümü yapanlar, sıvılarda hacim ölçümü yapanlar hangileridir diyecek olursak hassas olduğu burada vurgu tabii ki hani burada da Dereceler görüyoruz e, sıvılarda hacim ölçümü yapabilir ama hassas ölçümler yapamaz çünkü çok geniş. Hassas ölçüm yapabilmek için mümkün olduğunca ince bir kap olması gerekiyor. ince bir malzeme olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapabilecek sadece pipet var. Dolayısıyla buraya iki yazabiliriz. Isıtma işlemine uygun olanlar burada tabii ki dayanıklı cam malzemeden yapılmış olmasını bekliyoruz. Kimler bu özelliğe sahip? Bir ve dört bu özelliklere sahip burada çözelti oluşturup oluşturduğumuz maddelerin ısıtılmasını sağlayabiliriz. Çünkü ısıya dayanıklı cam malzemeden oluşmuş. Üçteki malzememiz ne işe yarıyordu peki? Burada sıvıları saklamak için kullandığımız bir kap daha çok. Dolayısıyla ısıtma işlemlerinde biz onu kullanmıyoruz. Derişimi belirli çözeltilerin hazırlanmasında kullanılır. Çözeltiler hazırlanmak için hangileri kullanılır? Üçüncü ve dördüncü kaplarımız bu amaçla kullanılacak kaplardır diyeceğiz arkadaşlar. Ee, onların içerisinde hacim de belirleyebileceğimiz için rahatlıkla derişim hesaplamaları yapabiliriz. Yani çözünen maddenin çözelti içerisindeki oranını oradan tespit edebiliriz. Birinci kabı daha çok ısıtma işlemlerinde kullanıyor olacağız. Bir diğer soruya geçecek olursak atom modelleri ile ilgili bir soru var karşımızda. Atom modelleriyle ilgili hazırlanmış aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Yani burada hangi atom modelinde hangi özellikler vardı ve bu özelliklerin hangisi günümüzde hala daha geçerliyken hangileri çürütüldü bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bunları biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak Temel halde bulunan bir atoma yeterince enerji verilirse atomun elektronu daha yüksek bir enerji seviyesine uyarılabilir. Uyarılmış atom veyahut temel hal. Bu kavramlardan ilk defa kim bahsediyordu? Katman kavramını ortaya atan atom modeli bahsediyordu tabii ki. O da Bohr atom modelinin ta kendisidir arkadaşlar. Bohr atom modelinde ilk defa katman kavramından bahsediliyordu. Dolayısıyla verilen enerjiyle birlikte elektronun katmanlar arasında yani enerji seviyeleri arasında yer değiştirebileceği bilgisi geliyordu. Peki bu günümüzde de geçerli midir? Modern atom teorisi de aynı şeyi söylüyor. Eğer biz elektronlara enerji verecek olursak daha üst bir enerji seviyesine taşınır. Bu da atomun uyarılmış hali olarak bilinir. Dolayısıyla geçerli diyebiliriz. Negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atom içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Üzümlü kek burada aklımıza geliyor hemen. Tabii ki Thomson atom modelinde yer alan bilgidir arkadaşlar. Negatif yüklü taneciklerden ilk defa bahsedilen atom modeli karşımızda. Ve burada Thomson bize neyi söylüyor? Ee, pozitif yüklü bir küre var ve içerisinde negatif yüklü bildiğimiz anlamıyla elektronlar rastgele ve homojen olarak dağılmış durumda. Bugün ne biliyoruz peki elektronlarla ilgili? Diyoruz ki elektronlar çekirdeğin etrafındaki orbitallerde bulunuyor. Yani rastgele dağılma ya da homojen dağılma söz konusu değil, belli enerji seviyelerinde yer alıyor. Dolayısıyla bu artık geçerliğini yitirmiş bir e, ifade olacak. Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanmaz, bölünmez, başka bir atama, atoma dönüşmez. Arkadaşlar burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bunu kim söylüyordu bize? Dalton söylüyordu. Dalton'un bu söylediği atomlar parçalanamazı sadece alıp geçerli dersek hata yapmış oluruz. Neden? Bugün evet atomların parçalanabildiğini biliyoruz ama atomlar radyoaktif tepkimelerde parçalanırlar. Kimyasal tepkimelerde hala daha parçalanamaz diyoruz. Bu madde günümüzde de geçerli. Ama atom parçalanamaz ifadesi yanlış çünkü artık atom bombası yapıldı ve radyoaktivitenin varlığından haberdarız. Dolayısıyla atomun parçalanabilir olduğunu biliyoruz. Atom hacminin büyük kısmı boşluktur. İlk defa bunu kim söylüyordu? Tabii ki Thompson bize ne söylüyordu? Atomun bir küre olduğunu söylüyordu. İşte Thompson'dan sonra bu ifadeyi çürüten çekirdek kavramının keşfi olmuştu. Ve çekirdek kavramıyla birlikte artık atomun büyük kısmının boşluktan oluştuğunu... ...sadece hani kütlenin tamamının küçücük bir hacim olan çekirdekte toplandığını biliyorduk. Ve bunu bize Rutherford atom modelinde belirtiyordu. İlk defa söyleyen bu tabii ki sonrasında Bohr da bunu kabul ediyor. Modern atom teorisinde de bu geçerliliğini koruyor. Ki günümüzde de dolayısıyla buna geçerlidir hala daha aynı ifadeyi kullanıyoruz diyeceğiz. Atomun büyük hacmi boşluk ve küçücük bir hacimde çekirdekler var diyoruz. Peki bir diğer soruda karşımızda ne var? Atomun yapısıyla ilgili bir soru var. Bir X taneci ile ilgili bazı bilgileri bize vermiş. Buna göre X tanecinin elektron sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi atomun yapısını hemen şöyle hatırlayalım. Sembolik olarak nasıl gösteriyorduk? Bir sembol yazıyorduk. Sol alta onun proton sayısını yani atom numarasını sol ortaya nötron sayısını sol üst tarafı ise kütle numarasını bir diğer adıyla nükleon sayısını yani proton sayısıyla nötron sayısının toplamını yazıyorduk. Sağ alta elektron sayısını yazıyorduk ve sağ üstte iyon yükünü yazıyorduk. Yani elektron ve proton sayısı arasındaki farkı yazıyorduk. Proton sayısı elektrondan fazlaysa pozitif, elektron sayısı proton sayısından fazlaysa negatif bir iyon yüküne sahip oluyordu. Bu aslında dışarıya elektron verip ya da dışarıdan elektron aldığı ile ilgili bize bilgi veriyordu. Şimdi bize neler vermiş? İyon yükü artı 2'dir demiş. O zaman artı 2 getirip buraya yazacağız. Bakın buraya artı iki yazmamız hemen şu ifadeyi kullandırtıyor bize. Demek ki bu atom dışarı iki tane elektron vermiştir. O yüzden artı iki yüklü olmuştur. Veya proton sayısı elektron sayısından iki fazlaymış. O yüzden burası artı ikiymiş. Burayı bir cebimize koyduk. Çekirdek yükü nötron sayısına eşitmiş. Yani şuraya A dersen buranın da A olması gerektiğini bileceğim. Başka ne diyor? Nükleon sayısı 24'tür. Şimdi nükleon sayısı eşittir. Kütle numarası aynı ifadeyi kullanıyorduk. Dolayısıyla buranın da 24 olduğunu söylemiş. Ve kütle numarasını bulurken işimiz ne olacaktı? 24 proton sayısı ve nötron sayısının toplamına eşit. Yani şöyle de gösterebiliriz. Kütle numarasını A ile gösteriyorduk. A dediğimiz sayıyı proton sayısı ile nötron sayısının toplamı şeklinde bulacağız. Dolayısıyla iki tane A'ya eşit olacak. A'ların toplamına eşit olacak. Buna göre A dediğimiz değer tabii ki 12. Yani demek ki bizim elimizde 12 tane nötron 12 tane de proton varmış. E, elektron sayısını artık nasıl bulacağım? Diyoruz ki proton sayısından elektron sayısını çıkarırsak iyon yükünü buluruz. Yani 12 eksi elektron sayısı her kaçsa bize artı 2 sayısını vermesi gerekiyor. Buna göre elektron için kaç kalıyor? Tabii ki 10 kalıyor. Dolayısıyla cevabımız da 10'dur diyeceğiz. O zaman güzelce sorularımızı da tamamladığımıza göre şöyle bir ödevlendirme kısmına gelelim. Aslında birçoğumuz çözdük, eksik kalan yerleri lütfen tamamlayalım. Nerelere çalışmamız gerektiğini şöyle hep birlikte bir göz atalım bakalım. Sıfırdan dokuza kimya kitabı ilk olarak göz atmamız gereken, çalışmamız gereken kısım olacak. Şimdi dedik ki, kimyadan kimyaya, kimya disiplinleri ve çalışma alanları, kimyanın sembolik dili, kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği. Atom modelleri ve atomun yapısı kısımlarını tamamladık. Yani 80. sayfaya kadar çalışmamız gereken kısım bizi bekliyor. Nasıl çalışacağız peki? Karşımızda neler var? Her konu anlatım kısmında solda bize konuyla ilgili o kazanımla ilgili bilgiler verecek ve sonrasında orayla ilgili sorular soracak. Aslında burada da bizi geliştirmiş olacak. Her sayfada bu kendini tekrar edecek. Diyelim ki anlamadığımız bir kısım var. Kare kod bizi bekliyor olacak. O kare kod sayesinde anlamadığımız sorunun video çözümünü izleyerek tam olarak oturtabiliriz mevzuyu kafamızda. Bunlar tamamlandıktan sonra da her bölümde bir süzgeç kısmı olacak. Yani o bölümle ilgili bize sorular soran e, kısımlar olacak daha doğrusu söz, süzgeçleri e, tara geç kısmı olacak özür diliyorum. Bu tara geç kısımlarında da bir test bizi bekliyor olacak. Her bölümü bitirdikten sonra bu tara geçleri çözeceğiz. Ardından ünitenin sonuna geldiğimiz zaman ise test geçler bizi bekliyor olacak. Ünite sonundaki testleri de çözerek iyice mevzuyu oturtabiliriz. Atom periyodik sistemde de bahsettiğimiz gibi 80. sayfaya kadar çalışmamız gerekecek. Sıfırdan dokuza kimya kitabını tamamladıktan sonra da mevzu iyice pekiştirmek için Dinamo Kimya Kitabı bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Burada da nereye kadar sorumluyuz hemen hızlıca bir bakalım. Atom ve periyodik sistemde atom modellerini ve atom yapısını sonuna kadar geleceğiz dedik. Yani burada da 68. sayfaya kadar çalışmamız gerekiyor. Bizi neler bekliyor peki burada? Öncelikle çözümlü örnekler olacak ve o çözümlü örnekteki kazanımla alakalı aşağıda bizi dörder tane soru bekliyor olacak. Her sayfada her bölümü tamamladığımız zaman bizi bekleyen tarama testleri olacak. Tarama testlerini de çözdükten sonra ve ünitenin sonuna kadar geldikten sonra ünitenin sonunda bizi daha da afilli bir bölüm bekliyor. Ne olacak peki? Burada farklı farklı türde testler var. Tarama testleriyle biz öncelikle ünitenin geneline bir bakış atacağız. Ardından ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir test bizi bekliyor olacak. Sonrasında fen lisesi olan arkadaşlara yönelik bazı soruların bulunduğu testimiz olacak. ÖSYM tarzından sonra da yazılı tipinde sorular bizi bekliyor olacak. Yazılıya tam anlamıyla hazır olmamızı sağlayacak. Böylece ikinci ünitede de çalışmalarımıza devam edebileceğiz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Çalışmalarımıza devam ederken bir taraftan da ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve iyi bir sınav dönemi diliyorum.